Evet, bugün prosedürleri öğreneceğiz. Öncelikle ekranımıza yazı yazdırmak için bir tane textbox ekleyelim. Textbox'ımızı alalım. Ekranımıza center center yapalım öncelikle. Daha sonra bir tane buton alalım yazdır demek için. Bir tane daha buton alalım. Buna yaz, kaydet diyelim bunu. Bunu da yazdır diyelim. Kaydet yazdır dedik. Şuraya da 3 tane de label ekleyelim. Şunları silelim. Şimdi öncelikle prosedürler bir şey yaptırmak için kullanılıyor. İki tane seçeneği var. Bir tanesi örneğin burada matematiksel ifade toplayabilirsiniz. Buraya bunu eklersiniz, toplama yaptırırsınız. Sonra da bunu çağırırsınız. Önce bunu yapalım, sonra onu yaparız. Şimdi eğer diyelim ki buton 1'e tıklanırsa, yani buton 1'imiz neymiş? Kaydetmiş. Buton 1'e tıklanırsa kaydeti silelim ya, kaydedi. Şunu sil diyelim. Bunu direkt yazdır diyelim. Buton 1 yazdır. Eğer diyelim ki buton 1 yazdır'a tıklanırsa ne diyeceğiz? Buradan yaptıracağımız işlemin adını yazacağız. Şimdi bilgileri gir diyelim. Bilgiler diyelim buna. Bilgileri çağır dedik. Peki bilgilerde ne yapacağız? Önemli olan o. Şimdi eğer bilgileri çağır dersek öncelikle buradan label birimizin yazısını text'ten textbox birin yazısı yapabiliriz. Ya da biz bu label 2'yi de ayarlayabiliriz. Label 2'ye ve 3'ü ayarlamak için buraya bir giriş oluşturmamız gerekiyor ki bu değerleri, buna yazdıracağımız değerleri buradan alsın. Şöyle iki tane input diyelim. İki tane input dediğimizde birisi x oldu, birisi de x2 oldu gördüğünüz gibi. X'e x2 oldu burada da. Şimdi buraya ne diyelim? At diyelim. Buraya da soyad diyelim. Daha sonra buraya da yıl diyelim. Doğduğu yıl olsun. Ya da buradan yılı silelim ya. Gerek yok. Yılı silelim. Buradan sildik attık. Şimdi adımız ve soyadımız oldu. Bu ad soyadı biz nereden alalım? Alalım. Textbox 1'den alalım. Textbox'larımızı ekleyelim. Textbox evet, adımızı textbox'tan alacağız. Şunu silelim. Adı getirleyelim. Buna da soyadı diyelim. Bir tane daha ekleyelim. Yo, bu burada olmayacak. Label 3'ü silelim. Şimdi adlı soyad. Burada adlı soyadı yazdırıyoruz. Label 1 ile label 2. Buradaki değerleri almamız için buraya değer girmemiz gerekiyor. Bu değerleri de textbox 1 ile 2 yapalım. Birinin yazısı yapalım. 2'ye de 2'nin yazısı yapalım. Bir tane daha prosedür ekleyelim. Bu sefer bu adamın yaşını hesaplasın. Şuraya yaş hesaplama dedim. Yaş hesaplama. Şimdi yaş hesaplamayı çağıralım öncelikle. Buradan kopyala yapıştır diyelim. Şunları silelim. Şuna da gelmedi. Pardon. Şunu şuradan silelim çünkü yanlış yerler yapıyoruz. Buradan yaş hesaplamayı çağıracağız. Peki bu yaş hesaplamayı nasıl çağıracağız? Bu sefer text label 3'e gelelim. Label 3'ün yazısı diyelim. Text'ten
Eş hesaplama olsun. Buton 1'e tıkladığında label için yazısı yaş hesaplama olsun. Peki bu yaş hesaplama nasıl olacak? Yaş hesaplamayı burada açıyorduk. Şimdi yaşımızı hesaplayalım. Şimdi biz 2021 yılındayız. Matematiksel ifadelere gelelim. Bunu da artı değil eksi olacak. Eksiye alalım. Şimdi bir şeyden bir şey çıkaracağız. Buradan 2021'e girelim. Daha sonra bunu hangi mantıkla alalım? Textbox 3'e gelelim. Textbox için yazısı olacak. Oradan almaya gerek yok, zaten burada var. Textbox için yazısı. Yaş hesaplama gelince de 2021'den Textbox için yazısını çıkaracak. Ama tabii matematiksel ifade olduğu için direkt sayıları alacak. Daha sonra ne yapabiliriz? Şuradan bu arada Textbox 3'e de biz ne diyeceğiz? Input type. Sadece number olacak. Number'ımızı alalım. Onu unutma. Number. Sadece sayılar girilebilecek. Bir tane de alan hesaplama uygulaması gibi bir şey yapalım. Buradan diğer sayfaya gidelim. Bir tane daha ekran ekleyelim. Ekran 1'e geri döndük. Eğer dedik ki buton 2'ye tıklanırsa kontrolden diğer ekranı aç diyeceğiz. Ekranın adını gireceğiz buraya da. Ekran adı da ekran 2 İngilizce. Şimdi ekran 2'ye geri gelelim. Önceki sayfaya git, buton ekledim önce. Şuraya önceki sayfada. Bir tane layout ekleyelim, ekranımızı düzenleyelim. Genişlik full olsun. Bir tane de üçgen olsun. Genişlik de gene full olsun. Buradan buraya İki tane textbox ekleyelim. İki kenarı belirten. Şunların genişliğini de kısaltalım biraz. 30-30 yapsak yeter bence. 50 yapalım hatta. Çok da kısa olmasın. 50'ye 50 diyelim. Bir tane de buton ekleyelim. Yazısını da silelim. Burası üçgenin. Şuraya label ekleyelim bir tane. Üçgen diyelim. Bir tane daha label ekleyelim alt tarafa. Buraya da dikdörtgen. Daha sonra birer tane daha label ekleyelim sonuçlar için. Sonucu sağ tarafa ekleyelim. Aynı işlemi bunun için de yapacağız. Şunları 50-50 yapalım. İçindeki yazıları en son sileriz onları. Bir tane de buton ekleyelim. Buna da yine ok diyelim. Şunun yazısını silelim. Bunun da yazısını silelim. Üçgen ve dikdörtgen oldu. Şimdi sonuç ekranı için ekledik ikisine de. Bunlara number diyelim. Bunları silelim. Input type number olacak hepsi.
Sadece şey... Var. Sayıyor. Şimdi üçgenle dikdörtgeni yaptık. İçindeki yazıları da silelim unutmadan. Şimdi üçgene gelelim. Eğer diyelim ki buton 2'ye basılırsa, yani üçgene basılırsa, buton 2'ye basılırsa, birincisi üçgendi, üçgen. Bir tane prosedür oluşturalım. Prosedürümüze ne diyelim? Üçgen hesaplama diyelim. Bir tane de label, son eşeklememiz neydi? Label işte. Label 1'in yazısını. Prosedürü getireceğiz. Prosedür nasıl olacak peki? Öncelikle matematiksel ifadelerden. Taban çarpı yüksek bölü 2 idi. Şuradan şunu ekleyelim. Sonra da bunu ekleyelim. Buradan bunu 2 yapalım. Bunları da textbox 1'in yazıları yapalım. 2 ile 1'in yazısı olacak. 2'yi de getirelim. Üçgen tamam. Şimdi eğer buton 3'e tıklanırsa, silelim. Label 4'ün yazısını bir tane daha prosedür yapacağız. Buna da dikdörtgen diyelim. Prosedürlerden dikdörtgeni getirelim. İki kenarın toplamı çarpı 2 olduğundan dolayı önce çarpmayı alalım. Sonra toplamayı alalım buraya. Çarpma 2 olacak. Buraya 2 yazalım. Burada da textbox 3 ile 4'ün yazısı olacak. Şuradan birisini alalım. Direkt yazıyı alalım. Bir de 3'ün. Şimdi buton 3'e tıklandığında label 4'ün yazısını, buradan gelen veriyi yazdır dedik. Aynı işlemi buton 2'de de yaptık. Geri dönmeyi eklemedik, o eksik. Buton 1'e tıklandığında diyeceğiz ki, buton 1'e tıklandığında kontrolden diğer ekranı aç. Hangi ekranı açacak? Ekran 1'i açacak. Şimdi bakalım uygulama çalışacak. Evet, unutmadan bunu da söyleyeyim. Textbox 3'ü burada hash hesaplarken Textbox 3'ü getirmedik biz. Ondan dolayı bunun input type'ını number yapıyoruz. Bunlarınki normal. Bununki de normal olacak. Şimdi oldu. Şimdi deneyebiliriz. Evet, şimdi uygulamayı açtık. Burada yaş hesaplamaydı. Şimdi ben 2001 yılında doğdum diyelim. 2001. Buraya da rastgele sayılar girelim. Yazdır dersek. 2021'den 2001'i çıkardı, 20 dedi. Siz isterseniz geçerli zamanı da ekleyebilirsiniz. Onun da eklentisi var. Diğer sayfaya git diyelim. Üçgenin alan hesaplaması. Şimdi basit olsun. 30 çarpı 20 diyeceğiz. Buradan üçgenin alanı 300 çıkması lazım. Bakalım. 300 çıktı. Dikdörtgeni de deneyelim. 15-15 dersek 60 çıkması lazım. Buradan da 60 çıktı. Prosedür bu işe yarıyor.
yani aynı işlemi 40 kere yaptıracaksanız bir kere de yapabiliyorsunuz. Bu kadar.